Hastanesi'nden herkese merhabalar. Kalp sağlığınız için bir araya gelen muhteşem ekibimiz ile canlı yayında kalp sağlığı paneli ile karşınızdayız. Kalp hastalıklarınız ya da kalp hastası yakınlarınız varsa bu bilgiler büyük önem taşıyor. Özellikle de yaşadığımız pandemi sürecinde dikkat etmeniz gerekenlere de değineceğiz yayınımızda. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyoruz. Avrasya Hastanesi Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi branşları ile kalbinizin kontrol merkezi adeta. Buna birçoğunuz şahit hatta. Ekran başında bizi izleyen, burada tedavisi ya da kalp ameliyatı gerçekleşen binlerce hastamızın şu anda var olduğunu biliyoruz. Her türlü cerrahi müdahale, girişimsel müdahale ve açık kalp ameliyatlarının yapılabildiği ameliyathanelerimiz, anjiyo ünitemiz, 9 yataklı koroner ve 5 yataklı KVC yoğun bakım ünitelerimiz ile son teknolojik cihazlarımız ile hastalarımızın 7/24 hizmetindeyiz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir prensibiyle yola çıkan Avrasya Hastanesi, insan yaşatmak ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak için özellikle de insanın en önemli parçası olan kalbi için servis ve polikliniklerindeki donanıma ileri seviyede özen göstermiştir. Bu konuda da hocalarımı da arkama alarak son derece iddialıyız diyebiliriz. 2013 yılından beri de Türkiye'nin önde gelen isimlerinden oluşan medikal kadrosunun bir araya gelmesiyle teknolojik olarak gelişmiş, daha da büyümüş, kardiyoloji ve kalp ve damar cerrahisine güçlenmiş bir Avrasya ile hizmete geçtik. Değişime ve gelişime inanarak her zaman çağa ayak uydurarak. Ekip olarak her zaman ortak yetkinliklerimizden hareketle kendimizi ve ekibimizi geliştirmek için bu yenilikleri takip ettik. Uygulamalara geçtik, teşvik ettik. Burada en önemli şeylerden biriydi ekip ruhu, ortak kararlar ve tıbbi güçlerin birliği. Birazdan izleyeceğiniz videomuzda da yer alan kalp konseylerimizi gerçekleştirdik. Hastanemizde birçok önemli vaka için doktorlarımız bir araya geldi. Alınan ortak kararlarla da hastalara en doğru tedaviler her zaman uygulandı. Kalp ameliyatlarında ölüm oranı hastanemizde yok diyebileceğimiz durumda. Kalbini bize emanet etmiş her hastamıza güçlü medikal kadromuz ve sevgi dolu hemşirelerimiz ile hizmet veriyoruz. Özellikle bypass, kapak ameliyatları gibi daha uzun süreli yatışlarda bizi ve ekibimizi tercih etmiş hastalarımız bilir ve bana hak vereceklerdir ki kendinizi evinizde gibi aile ortamında geçen bir süreçte hissediyorsunuz. Doktoruyla, hemşiresiyle, hasta bakıcısıyla işini gönülden yapanların bir araya geldiği bir ekip birliği Avrasya Hastanesi. Öyle bir hissiyatları oluşuyor ki hastalarımızın doktorlarını, hemşirelerini, hastanelerini asla unutmuyorlar. Hep duyduğumuz bir cümle var. Her ağızdan ortak çıkan. Yeniden hayata döndüm. O kadar anlamlı bir cümle ki bu. Kalbinize mecazi değil, gerçek anlamda dokunmakta onlarınki. Kalbiniz o mucize eller değdiğinde şifa buldu. Bugün hastanemizin kalp ve damar cerrahi uzmanlarından bölüm başkanı Profesör Doktor Esat Akıncı hocam, yine bir diğer başarılı kalp damar cerrahımız ve hastanemizin başhekimi Profesör Doktor Ali Rıza Caner hocam, kardiyolojide birçok hastaneden farklı olarak çok önemli girişimsel işlemleri hastanemizde gerçekleştiren kardiyoloji uzmanımız Doçent Doktor Habib Çil hocam bizlerle olacak. Hocalarımın adını takdim etmişken yine kardiyoloji bölüm başkanı Profesör Doktor Mehmet Meliç, Profesör Doktor Ali Bayram, Operatör Doktor Yerik Junis Bekov, Uzman Doktor Meral Özel hocama da buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Ekibin bir diğer önemli isimlerinden kendileri şu anda hasta başında oldukları için de hepsine başarılar diliyoruz. İlk olarak hastanemizin kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Habib Çil ile başlamak istiyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyorum. İzleyenlerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? 1976 Adıyaman doğumluyum. Orta öğrenimi Kahramanmaraş'ta bitirdikten sonra 1993 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne başladım. 2000 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
kardiyoloji ana bilim dalına kardiyoloji ihtisası için başladım. 2005 yılında kardiyoloji uzmanı oldum. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2009 ile 2019 yılları arasında yaklaşık 10 yıl Dicle Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yaptım. 2019 yılından beri de Avrasya Hastanesi'nde birlikte çalışıyoruz. Evet, iyi ki aramızdasınız, iyi ki bizlesiniz diyoruz. Hocam, hemen sorumu sormak istiyorum size. Kardiyolojideki gelişimlerden bize kısaca bahseder misiniz? Yani kardiyolojinin dünü, bugünü ve yarını desek bize neler söylersiniz? Bunu özetlemek açıkçası çok uzun bir vakit alır ama kısaca özetlemek gerekirse 70'li yıllarda kardiyoloji sadece bir tanı alanında işlev gören bir branş idi. İç hastalıklarının bünyesinde bir bölümdü, nefroloji gibi. 80'li yıllarda yine aynı şekilde tanısal işlev görmeye devam etti. Anjiyografi kısmen ülkemizde de yapılır oldu ama temel işlevi kardiyolojinin yine tanı koymak ve bir takım ilaç tedavilerini başlamak veya ameliyat gereksinimi olan hastaları tespit etmekten ibaretti. 90'lı yıllara geldiğimizde kardiyolojinin artık müdahale yönü ön plana çıkmaya başladı. Anjiyoplasti, balonlarla yapılan anjiyoplasti iyice yaygınlaştı. Ve kardiyoloji bir branş olarak iç hastalıklarından ayrılarak ayrı bir branş halini aldı. 2000'li yıllara geldiğimizde stentlerin devreye girmesiyle koroner damarların problemlerinin tedavisinde eskiye nazaran çok daha önemli roller üstlenmeye başladı. Ve bu her geçen yıl yeni araştırmalar, yeni tıbbi cihazlar ve kardiyologların zaman içerisinde edindiği tecrübelerle işlem ağı giderek genişledi. İşlem türü oldukça genişledi. Ve son 10 yılı da hesaba kattığımızda bunu son 10 yıldır sıkça duyduğumuz, yani kardiyoloji 3 tane koroner damardan ibaret bir alanla uğraşmak istemiyor. Dolayısıyla periferik damarlar dediğimiz işte şah damarından tutun bacak damarlarına, oradan böbrek damarlarına, hatta bağırsakları besleyen damarlara kadar alanlara müdahale etme imkanına kavuştu. Elbette girişimsel radyoloji, kalp damar cerrahisi bunlarla ilgili tedavi ayağı yine devam ediyor. Evet. Ama zaman geçtikçe girişimsel kardiyolojinin çok daha ilerlediğini 30 yıllık, 40 yıllık süreçte görmüş olduk. Nereye kadar gideceğini de elbette zaman gösterecek. Peki hocam, size hemen sormak istiyoruz. Bu sorularımız tabii izleyicilerimizden bize gelen sorular. Birçok sorumuz var, onları soruyoruz. Kalp krizi neden olur hocam ve belirtileri nelerdir? İzleyenlerimize bahseder misiniz? Kalp krizinin temel risk faktörleri bellidir ve 5 kalemden oluşur genellikle. Bunlar başta diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol düzeyi, hipertansiyon ve ileri yaş şeklinde sıralanır. Ancak dolaylı olarak kalp hastalıklarını artıran bir takım faktörler vardır ki bunlar stres, sedanter yaşam, obezite gibi dolaylı olarak kalp hastalıklarını, damar hastalıklarını artıran faktörlerdir. Kalp krizi dediğimiz şey bir damar üzerindeki plağın çatlaması sonucu damarın yaklaşık 15-20 dakikalık, belki yarım saatlik bir süre içerisinde bir pıhtının oluşması ile aniden tıkanmasıdır ve bu kalp kriziyle sonuçlanır. Bunun belirtisi açıkçası ayırt etmek çok zor değildir. Çünkü hasta öyle bir kıvranıyordur ki bunu yanındaki herhangi bir kişi de fark eder. Ama bizim yapmaya çalıştığımız kardiyologlar olarak diğer branşlardaki hekim arkadaşlarla birlikte amacımız elbette kalp krizi oluşmuş bir hastaya teşhis koymak değil. Bu en son isteyeceğimiz şey. Bizim daha çok uğraş alanımız bu hastaları kalp krizine götüren süreçleri engellemek. Kalp damarında problem var iken ama henüz şikayetler yok iken bu hastaları tespit edip kalp krizi gelişmeden bu hastaların tedavilerini sağlayabilmek. Öncelikle de teşhisini sağlayabilmek. Onun için kalp krizinin belirtilerinden ziyade kalp hastalığının krizden önceki belirtileri nelerdir? Ona odaklanmakta fayda var. Bu da genellikle efor sırasında oluşan göğüs ağrısı, terleme, çarpıntı gibi aslında çoğu kişinin
belli bir süre göz ardı edebileceği fakat çok daha kötü senaryoları arkasından getirebilecek şikayetler. Burada bizim hekimler olarak birinci önceliğimiz elbette hastaların hiç hasta olmaması. İkinci önceliğimiz ise krize gelmeden, kriz tablosuna ulaşmadan henüz hafif belirtiler var iken hastaların teşhisinin konması. Bu da kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi polikliniklerinde bizim birinci önceliğimiz. Çünkü kriz geçirmiş bir hastanın acil servise ulaşma oranı %100 değil. Yani bir kısım hastayı acil servise ulaşamadan kaybediyoruz. Bunların bir kısmını hastanede bütün müdahalelere rağmen kaybedebiliyoruz. Dolayısıyla kriz söz konusu olduğunda en iyi şartlarda bile maalesef kaybımız oluyor. Ve en iyi şartlarda bile tedavi edilen ve hayatta kalan hastaların bir kısmında da ciddi bir kalp hasarı oluyor. Evet hasta hayatta kalıyor, hayatına devam ediyor ama yarım fonksiyonlu bir kalple hayatına devam etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla kalp krizine giden süreci en başından kesmek birinci önceliğimiz olmalı. Evet, bu belirtiler varsa aman dikkat diyoruz, tedbirlerinden bırakmayalım diyoruz. Hocama birazdan döneceğim, daha birçok sorum var Habib hocama soracağım ama şimdi hemen sol tarafında hastanemizin yine başarılı birçok ameliyatını gerçekleştirmiş birçok hastasından hocam, yurt dışından da yurt içinden de birçok hastamızdan da size de birçok teşekkür mesajları geldi. Bu vesileyle de bunları da sizlere iletmiş olalım. Hocam hoş geldiniz diyorum. Profesör Doktor Esat Akıncı, Avrasya Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Uzmanı ve Bölüm Başkanımız. Kısaca izleyenlerimize kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Başta teveccühleriniz için. Ben Denizli Acıpayam'da doğdum. Orada orta öğretimi tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum ve Koşuyolu Kalp Araştırma Hastanesi'nde İTSAS'a girdim. Evet. 93 yılında orayı bitirdikten sonra baş asistan olarak kaldım. 97 yılında orada doçent oldum. 98 yılında klinik şefi oldum aynı klinikte. 2005 yılına kadar burada klinik şefi olarak çalıştım. Daha sonra da özel sektöre geçiş oldu. 2011 sırasıyla Şafak Hastanesi, Alman Hastanesi gibi Medical Park gibi gruplarda bir süre çalıştıktan sonra 2011 yılında Avrasya grubuyla tanıştık. Evet. Ve ondan sonra yuvamız olan ve de bütün araştırmalarımızın, çabalarımızın merkezi olan Avrasya grubunda hali hazırda büyük bir memnuniyetle hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. İyi ki bizdesiniz diyoruz hocam size de ve hemen ilk sorumu size de yöneltmek istiyorum. Hocam, kardiyolojiden bahsettik. Peki kalp ve damar cerrahisinin gelişim evrelerinden günü bugünü ve yarını desek kısaca bize bahsedebilir misiniz? Tabii bu yani çok geniş bir konu. Evet. Şimdi anlatmaya başlasak herhalde Ali Rıza hocamla birlikte bir saatlerce gelişimi anlatabiliriz ama kısaca söylemek gerekirse kalp cerrahisinin başlangıcı 1900 asla bakarsan 1900 yılların başına 1800'lerin sonuna da başlar. Evet. Daha öncesinde hatta Batı'da olmasına rağmen Hristiyan aleminde şöyle bir inanış vardı. Kalbe dokunmak günahtır. Kalbe dikiş atılmaz falan gibi 1900'lerin yılların başına kadar böyle gidiyordu. Evet. Daha sonra işte kalp yaralanmalarında tamirlerle şeylerle falan başlayan süreçte kalp ameliyatları başladı. Bu kapak ameliyatlarındaki müdahaleler 1930-40'lı yıllarda başladı ameliyatlar. Daha sonra bir Rus cerrah ilk bypass ameliyatını aslına bakarsanız bir Rus ameliyat atan kalpte yaptı. Üstelik göğüs damarını kullanarak 1950'lerde. Daha sonra da kalp akciğer makinesinin bulunmasıyla kalbi durdurularak durdurulma yöntemiyle yapılan ameliyatlar başladı. Bu da 1950'li yıllara tekabül eder. Daha sonrasında 1960-70'lere kadar böyle biraz yavaş da olsa gelişmeler devam etti. Ama asıl patlama
dünyada kalp ameliyatlarında 1980'li yıllardan sonra olmuştur. Daha sonraki yıllarda bütün dünya pratiğinde milyonlarca insan kalp ameliyatı oldu. Evet. Hali hazırda da açık kalp ameliyatı yöntemleriyle, açık kalp ameliyatı demek şu demektir, kalp akciğer makinesi kullanıyorsanız, kalbi durduruyorsanız bu açık kalp ameliyatıdır. Açık kalp ameliyatı yöntemleriyle milyonlarca insan tedavi edildi. Bunun içinde yeni doğan, ilk bir ayı içerisinde olan ve doğumsal kalp anomalileri olan, anormalliklere örneğin duyarsınız. İşte damarlar ters çıkmış, kalbinde delik var, kalbinin bir bölümü yok, doğmuş falan gibi. Bunlardan da çok sayıda insan bu yöntemlerle doğar doğmaz hatta ameliyat edilerek hayata döndürüldü. Döndürülme yöntemleri hatta ve şimdi son yıllarda intrauterin ana karnında kalp ameliyatları yapılıyor. Bu gelişmeler bu şekilde devam ederken 90'lı yıllarda örneğin bypass ameliyatları bizim en çok yaptığımız evet. ameliyatlar günlük pratiğimizin yaklaşık olarak %60'ına falan tekabül ediyor. Değil mi Ali Rıza Hocam? Tabii, öyle tabii. Bypass ameliyatlarında acaba kalbi durdurmadan yapabilir miyiz düşüncesi ortaya çıktı ve bununla ilgili olarak da o yıllarda başlayan çalışmalar ilerledi. Ve yaklaşık olarak şu anda da bu ameliyatların neredeyse yarısını hiç kalbi durdurmadan yapıyoruz. Evet. Ve hatta yakın gelecekte %100'üne yakınını tamamen bu yöntemle yapma şansımız olacaktır. Diğer bir gelişme alanında daha kozmetik ve daha hastane kalış oranları düşük ve daha kozmetik olması açısından gelişen bir alan bu minimal invaziv cerrahi alanı. Yani bu ne demek? En az kesiyle veyahut da kesisiz yapmak. Girişimleri başladı. Bu da 90'lı yıllarda ki bizim de katkımız çok olmuştur minimal invaziv cerrahi alanında ekip olarak koşuyor zamanlarından başlayarak 93'lü yılda 94'lerde başladık. Evet. Minimal invaziv cerrahiye küçük bir kesi meme altından yapılan bir kesiyle tek damar ameliyatlarının çoğunu o şekilde yapıyorduk. Hatta dünyada ilk en büyük serilerden bir tanesini American Heart Association'ın bir kongresinde gidip sunduk. O zaman için 200 vakaya yakın vakamız vardı. İlk zaman 90'lı yıllar düşünün. Evet. 96 yılında o da takdirle karşılanmıştı. Daha sonrasında da robotik cerrahi ortaya çıktı. Robotik cerrahi henüz tam genel kullanım ve genel pratiğe geçmiş olmamakla birlikte son derece umut vericidir geleceğe dair. Yani hiç kesi yapmaksızın dört kol girerek uzaktan kumanda edilerek yapılan ameliyatlar anlamına gelir. Aslına bakarsanız aslı telemanipülatif cerrahidir. Evet. Yani bir robot gidip ameliyatı yapmıyor. Onun bilinmesi lazım. Bu yöntemle de hali hazırda işte kapak ameliyatları, kapalı ameliyatlar falan yapılabilmekte. Ancak henüz daha yeterli güvenlik ve kolaylığa ulaşmış değil, onu söyleyeyim. Dediğiniz gibi ne kadar anlatsak da tabii bunu. Tabii. Bu çok uzun bir süreç. Evet. Şimdilik kısaca en azından bu şekilde bilgi vermiş olmuş olalım. Bir diğer sorumu sormak istiyorum hocam. Bypasslar dedik. Peki bu bypass ameliyatında risk faktörleri nelerdir? İzleyenlerimizin merak ettikleri arasında. Bundan bize kısaca bahseder misiniz? Evet. Bypass ameliyatı tabii ki riskleri olan bir ameliyat. Evet. Başlangıçta biz 1980'lerin sonunda ihtisasa girdiğim zamanlarda bypass ameliyatların mortalitesi neredeyse %20'lere yakındı. Hı hı. Yani bu giren her 10 hastadan yani 4'ü masada kalıyor
şeklinde bir şey tekabül eder. Zaman içerisinde o zamanlarda riskli ameliyatları yapmaktan çekinilirdi. Evet. O riskler de nedir? Örneğin böbrek yetmezliği varsa, örneğin akciğer fonksiyonları düşükse, mesela KOA hastaları, astım hastaları, onun dışında diğer organ yetmezliklerinde obezite önemli bir faktördü. Mesela ben başladığımda bizim hocamız Cevat Hoca belli bir kilonun üzerinde kesinlikle ameliyatı almazdı. Yani mesela 100 kilo hiç şansınız yoktu yani ameliyat olmanızın falan. Obezite önemli bir faktördü. Evet. Onun dışında sayabileceğimiz risk faktörleri var. Tabii ileri yaş bir risk faktörüdür. Ancak bütün bunların ötesinde gelişmeler onu gösterdi ki bu risk faktörleri artık ameliyata engel değil. Hali hazırda standart örneğin 45-50 yaşında bir hastayı, erkek hastayı ameliyat ettiğinizde risk neredeyse 100 sıfıra yakın riskle yapıyorsunuz. O noktaya geldik. Evet. Sıfır risk hiçbir zaman belki yoktur ama sıfıra yakın bir riskle yapıyorsunuz diyebilirim. Bugünkü Amerika verilerine falan bakacak olursak veya dünya verilerine bakacak olursak ortalama overall mortality dediğimiz yani her şeyin ötesinde yani ameliyat edilenlerin yüzde kaçı kaybediliyor diye bakıldığınızda bugün %2 ile 3 arasındadır. Bizim ülkemizde bu oran bizimkisi gibi gruplara baktığınız zaman aslına bakarsanız çok daha altında. %1'in altındadır. Bunlara hani bir takım risk grubu hastalarda dahil olmak üzere. Evet. Artık işte KOAH var ameliyat etmeyelim demiyoruz. Ameliyat ediyoruz. Örneğin işte kalp akciğer makinesi kullanmadan 4 damar 5 damar atan kalpte ameliyatlar yapabiliyoruz. Kalp akciğer makinesi bu riskleri agrave eden, artıran ve risklerin ameliyat sonrasında problem yaratmasına neden olan en önemli faktörlerden bir tanesi. Kalp akciğer makinesi. Hani bundan da kullanmaktan da kaçınabiliyoruz günümüz teknolojilerinde. Ve daha geniş bir hasta grubuna, riskli hasta grubuna bugün 80-90 yaşında hastalarımız var ameliyat ettiğimiz. 91 yaşında hastamız var bypass ameliyatı olan. Daha önceden bunlar mümkün değildi. Evet. Bu gelişen teknoloji, bilgi, işte beceri gelişmesiyle şeyler falan bu noktalara gelinebildi. Öyle söyleyeyim. Teşekkür yani konuşacak ederim. Daha çok şey çok var ama. Çok uzun cevaplar verebiliriz ama evet. Tabii yayında kısa kısa cevaplarımızla. Evet. Birazdan yine Esat Hocam'a bypass demişken tabii ki bypass hastaları ya da bypass ameliyatı olmuş kişiler olmayı düşünenler. Hocama birçok soru daha yönelteceğim. Onların da cevabını alacağız. Ancak şimdi yine bu ekibin en kıymetlilerinden biri yine bypass ameliyatlarında üstün başarılar göstermiş. Birçok hastanın tedavisinde yer almış. Şimdi hocamı tanımayan yok ama ben yine kısaca kendisinden bahsetmesini isteyeceğim. Profesör Doktor Ali Rıza Cenal. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kısaca siz de izleyenlerinize kendinizden bahseder misiniz? Teşekkürler. Sağ olasın. 1966 Sivas Divri doğumluyum. 1991 İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Evet. 92'de işte Koşuyor Kalp Hastanesi'ne başladım. Esat abi o zaman işte 3-4 yıllık hastanedeyiz herhalde abi. 98'de işte uzman oldum. İşte 2002'de de artık özel sektöre geçtim. 9 yıldan beri de işte Avrasya Hastanesi'ndeyim. Yani tabii Avrasya Hastanesi'nde olmaktan çok mutluyuz. Yani 9 yıl iyi bir süre. Ayrıca evet, başhekimimiz, hastanemizin başhekimi. Yani 2 yıldan beri de başhekimim, evet. İyi ki bizlesiniz diyoruz size de hocam. Teşekkür ederim. Güzel sağ başarılarınızdan dolayı birçok hastamızdan da sizlere selam ve sevgiler var. Bunları da iletmiş olalım. Hocam size hemen sorumu yöneltmek istiyorum. İlk sorumla başlıyorum. Kalp kapak hastalığı nedir hocam ve bu hastalık nasıl belirti verir? İzleyenlerimize kısaca bahsedebilir misiniz? Evet, kapak hastalıkları da bizim kalp ameliyatlarının önemli bir bölümünü oluşturur. Evet. Yaklaşık 1/3 kısmına neredeyse tekabül eder.
Biliyorsunuz kalp kapakları, yani kısaca hemen söyleyecek olursak 4 tane kalp kapağı var. İşte sağ tarafta 2 tane, sol tarafta 2 tane olmak üzere. Evet. Bunların işte bir kısmı açılırken bir kısmı kapanıyor ve kanın doğru yönde akmasını sağlıyor. Ve geriye doğru kaçmasını engelliyor. Bu kapaklar tabii zaman içerisinde bozulabiliyor. Bir kısmı bunlar doğuştan bir bozukluk olabiliyor. Konjenital kalp hastalıkları dediğimiz. Bunlar çok az gözükenler. Bundan 30-40 yıl önceleri romatizmal kapak hastalıkları dediğimiz bir bölüm vardı. Çok yaygındı ama son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde neredeyse sıfırlandı. Türkiye'de de son derece azaldı. Ama hala da tek tük de olsa görüyoruz. Bunun yerine romatizmal kapak hastalıklarının yerine artık dejeneratif kapak hastalıkları dediğimiz daha çok ileri yaşa bağlı gelişen kapak hastalıkları yerini aldı. Evet. Özellikle yaş ortalaması arttıkça özellikle aort kapağı darlığı dediğimiz, aort stenoz dediğimiz kapak hastalığı, bu aort kapaktaki kireçlemeye bağlı gelişen kapak hastalığı çok ön plana çıkmaya başladı. Yine aynı zamanda bu mitral kapak hastalıkları dediğimiz hem doğuştan gelen bir kapak hastalığı şekli var. İşte prolaps dediğimiz, kalpte sarkma dediğimiz durum olabiliyor ve aynı zamanda bu mitral kapak hastalıklarıyla ilgili olarak da iskemik kapak hastalığı dediğimiz işte kalp krizlerine bağlı kalbin fonksiyonunu kaybetmesi ve kapağın tutunduğu yerlerdeki problemlere bağlı olarak işte kapakta yetmezlikler gelişebiliyor. Şu anda en çok gördüğümüz bir aortun dejeneratif kapak hastalığı ve mitral kapağında iskemik hastalığı diyebiliriz. En çok bunları görüyoruz ve bunların da ameliyatlarını çok başarılı bir şekilde yapıyoruz. Mitral ve aort kapağı en çok yoğunda gördüğümüz edinsel yani sonradan olan kapak hastalıkları. Özellikle mitral kapak hastalığında tamir seçenekleri çok gelişti. Son yıllarda çok çok büyük bir kısmını %90'a yakın neredeyse tamir ederek yapıyoruz. Kapağı değiştirmeden yapıyoruz. Özellikle meme altı ameliyatlar, koltuk altı ameliyatlar da çok yaygın bir şekilde yapılıyor evet. Son yıllarda. Özellikle mitral kapak hastalığı dediğimiz bu hastalıklarda çok ilerlemeler kaydedildi. Biz de yaklaşık değil mi? Aslında koşulunda 93-94'te falan bu ameliyatları yapmaya başladık. Evet. Aynı zamanda aort kapak hastalıkları da genelde kapak değişimi şeklinde yapılıyor. Son yıllarda bu aort kapak hastalıkları için TAVI dediğimiz bir yöntem geliştirdik. Kardiyok arkadaşlarla beraber işte kasıktan gelerek anjiyo yöntemiyle kapak değiştirme yöntemleri bunun üzerinde çok çalışılıyor, çok uğraşılıyor. Çünkü yaş ilerledikçe bu aort kapaktaki dejenerasyon ve kireçleme çok sık karşımıza çıkmaya başladı. Bu hastalarda genelde ileri yaşlı hastalar oldukları için ameliyat riskleri, açık kalp ameliyat riskleri yüksek olduğundan dolayı bu TAVI dediğimiz transaortik valvüloplasti yani valvüler implantasyon dediğimiz bir yöntem. Bu hala geliştiriliyor, hala çok üzerinde çalışılan bir konu. Yavaş yavaş daha böyle işte daha minimal invaziv dediğimiz yöntemlere doğru İş gidiyor ama hala ama kapak ameliyatları açık kapak yöntemle hala daha en yaygın şekilde yapılıyor. İleriki yıllar ne gösterecek bilmiyoruz bakalım. Peki hocam buradan kapak ameliyatı olmuş hastalarımızda bu ameliyat sonrasında önerileriniz ne olur? Kapak ameliyatlarında biliyorsunuz biz kapağı eğer değiştirmiş isek burada en büyük problem işte özellikle mekanik kapak takmışsak, metal kapak takmışsak bu hastalarda kan sulandırıcı ihtiyacı var. Eğer bu kan sulandırıcı düzenli kullanmazlar ise bu kapak üzerinde pıht oturabiliyor ve ciddi problemler yaratabiliyor. Evet. Felçlere sebep olabiliyor ya da kapağın tamamen hareketsiz kalmasına ve acil ameliyatlara kadar gidebiliyor. Bizim kapak hastalarında en çok yine söylediğimiz doktorla yakın takip, özellikle kumadin dediğimiz bu kan sulandırıcı kullanıyorsa aylık kan tahlilleri, iğnele test dediğimiz testleri yaparak doktoruyla sık ilişkinde olması gerekiyor. Aynı zamanda bizim hastalarımızda bütün koroner kalp hastalarında olduğu gibi kapak hastalarında eğer kilosu varsa kilo vermelerini çok tavsiye ediyoruz. Obezite hissetmediğimiz bir şey. Yani en çok tavsiye ettiğimiz evet, bu önerileri
dikkat diyoruz öyleyse. Buradan kapak ameliyatı olmuş hastalarımız varsa ve bizi izliyorlarsa bu önerilere lütfen önem versinler diyelim. Evet, şimdi birazdan Ali Rıza Hocam'la varise de değineceğiz. Ekranlarınızın başında kalın ama şimdi tekrardan doçent doktor Habib Çil Hocam'a dönüyorum ben hemen. Habib Hocam'a sormak istediğimiz sorularımıza devam ediyoruz. Yanımda gerçekten hastanenin 3 tane kıymetli doktoru var. Hangisine sorsam, böyle bir sağıma mı dönsem, soluma mı dönsem, gerçekten çok önemli bilgiler vereceğimize inanıyorum bugün izleyenlerimize. Habib Hocam'a sormak istediğim sorum, hocam, hastanemizde, Avrasya Hastanesi'nde gerçekleştirdiğiniz girişimsel işlemlerin isimlerinden bize kısaca değinebilir misiniz? En yoğun yaptıklarımızdan başlamak gerekirse, koroner anjiyografi, damarların tıkanıklık düzeylerini tespit ettiğimiz metodun adı. En yoğun yaptığımız işlem koroner anjiyografi. Beraberinde koroner stent ve balon işlemlerini yapıyoruz. Bunların içerisinde tabii standart damar açma işlemleri, stentleme işlemleriyle birlikte yıllar önce tıkanmış damarların açılması. Bu ayrı bir alandır sonuçta. Bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Kalp pilli implantasyon işlemleri, yani gerek 3 odacıklı kalp pili, gerek standart pil, gerekse de şok pili. Evet. Bu 3 türü de implant edebiliyoruz, takabiliyoruz hastalarımıza. Onun dışında periferik damar hastalıklarına yönelik hemen hemen tüm işlemleri yapabiliyoruz. Bunlar neler? Dediğim gibi şah damar tıkanıklıkları, felç geçirmiş hastalar için genellikle başvurduğumuz tedavi şekli. Böbrek arterlerinin tansiyona sebep olan daralmaları veya tıkanmaları, daha çok daralmalar tabii. Onun dışında en yoğun periferik arter hastalığı içerisinde yaptığımız bacak damarlarının tıkanması. Özellikle iyileşmeyen ayak yaralarında son derece sık başvurduğumuz tedavilerden birisi. Gelen sorularımız da var bununla ilgili hocam. Peki hocam, şu soruyu sormak istiyoruz. Anjiyo nedir? Anjiyo deyince herkesin aklında hemen kalp anjiyosu geliyor. Sadece akla kalp anjiyosu mu gelmeli? Bununla ilgili bize bilgi verir misiniz? Anjiyografi damarla beslenen hemen hemen her organın yapılabilecek bir tetkiki aslında. Göz hekimlerinin retina bölgesini anjiyografiyle değerlendirdiğini biliyoruz. Beyin damarlarını beslemek üzere bizim karotis anjiyografi veya serebral anjiyografi dediğimiz görüntüleme metodumuz var. Bacak damarları, kalp damarları, böbrek damarları, az önce belirttiğim gibi vücudun her organına giden bir damar var ve bu damarla ilgili ulaşabilecek sorunlar var ve bu sorunları tespit etmek için başvurduğumuz bir anjiyografi metodu var. Dolayısıyla anjiyografi damarın görüntülenmesi anlamına gelir ki her organı besleyen de bir damar olduğuna göre, dediğim gibi periferik anjiyografi var, renal anjiyografi var, yani böbrekler için yapılan, beyin damarları için yapılan ve kalp damarları için yapılan, evet, anjiyografiler var. Peki hocam, periferik bacak anjiyo işlemi dedik. Hastanemizde başarıyla bu işlemi yapıyorsunuz ve birçok yerde de bu gerçekleşmeyen bir cerrahi, girişimsel bir işlem. Bize kısaca bundan, bu işlemden bahsedebilir misiniz? Anjiyografi demişken anjiyoplastikten de kısaca bir iki cümleyle bahsedeyim. Hastalarımız genellikle şöyle derler: anjiyoyla bacak damarım açıldı. Evet. Anjiyoyla kalp damarım açıldı. Elbette biz bu pratik anlatım yönü bu şekilde olduğu için çok itiraz etmiyoruz ama teknik olarak doğru değil. Anjiyografi damar açma metodu değildir. Anjiyoplasti ya da stent müdahalesi ancak bu şekilde damar açılır. Anjiyografide herhangi bir şekilde damar açılmaz. Periferik müdahalelere geldiğimiz zaman, periferik anjiyosunu yaptığımız hastalarda problem tespit ettiğimizde, nasıl kalp damarlarında biz hastalarımızın bir veya birkaç damarında problem var ise bunlara yönelik stent veya balonla tedavi ediyoruz. Bu tedavinin uygun olmadığı hastalarda kalp damar cerrahisine yönlendirip o şekilde tedavi ediliyor. Yani o damar her halükarda bir şekilde açılıyor. Aynı şekilde periferik damarlar için de böyle. Periferik damarlarda tabii hastalığın doğası biraz daha farklı. Kalp krizi dediğimiz bir husus var kalple ilgili. Son derece acil ve ölümcül bir tablo. Neyse ki bacak damarlar için bu çok az rastladığımız bir durum. Elbette aniden tıkanan bir bacak damarı da
ayakta gangrene yol açar ki bu kalp krizi neyse ayak içinde aynı anlama gelir. Yani hastamız ayağını tamamen kaybedebilir. Ama çoğunluğu nasıl oluyor derseniz, yürürken oluşan bir bacak ağrısı, bacakta yanma, bacakta kramp gibi şikayetlerle kendini belli ediyor. Bu da sinsi yönünü aslında ortaya koyuyor. Yani bir hastanın ayağında iyileşmeyen bir yara oluşması için geçmesi gereken süre aşağı yukarı 5 ila 10 yıl. En az bu süre boyunca ihmal edilmiş olmalı ki hastanın ayağında bir yara gelişmiş olsun. Elbette yara geliştiğinde aslında gecikmiş bir hastadır. Mümkün olan en kısa sürede tespit edildiği anda, bu hastaların şikayetleri başladığı anda bu damarların açılması gerekir. Ama ufak bir yarayla başlandığında da tedavi edildiği takdirde elbette hastamızın ayak damarları, parmakları kurtarılabiliyor ve tamamen normal hayatına dönebiliyor. Ama gecikmenin bazen telafisi olmayan zararları olabiliyor. Bazen hastamız geliyor, iki ayak parmağı gangren olmuş. Diğer bölümlerde ödemli ve yara şu anda. Şimdi gangrenin tekrar düzelmesi imkan dahilinde değil. Biz ona hangi tedaviyi uygularsak uygulayalım. Yani kurumuş bir yaprak düşünün. Bunun veya kurumuş bir çiçek düşünün. İstediğiniz kadar sulayın, artık o düzelmez. Dolayısıyla o iki parmağı hastamız kaybediyor. Kalan kısmını kurtarabiliyoruz. Dolayısıyla genellikle sinsi yönünden ötürü bu hastalar çoğunlukla bize gecikmiş olarak geliyor. Bize veya kalp damar cerrahisi. Evet. Yani çoğunlukla gecikmiş olarak geliyor. Ve bizim hastalarımızdan özellikle talebimiz bu şikayetlerin ilk başladığı andan itibaren. Şimdi bu hastalık kimde daha çok görülüyor? Evet. Kalp hastalığını, biz kalp damar hastalığını 30 yaşında da görebiliyoruz. 30 yaşında kalp krizi geçiren bir hasta görüyoruz. Ama bacak damarları tıkanan hastalara daha ileri yaşlarda rastlıyoruz. Dolayısıyla hastamız diyor ki, ben yaşlanıyorum, dolayısıyla ayağımda bir takım ağrılar hissedebilirim. 40 yıl sigara içtiğini bir kenara koyuyor. Çabuk yoruluyorum, yaşlanma ve sigaranın etkisi şeklinde yorumluyor. Oysa aynı sigaranın damarları tıkayıcı bir etkisi var. Çabuk yorulmasına sebep olabildiği gibi damarı da tıkıyor. Dolayısıyla bilinçli bir değerlendirme gerekiyor. En başta bu değerlendirmeyi hastanın kendisinin yapması gerekiyor. Benim yaşıtım, benim arkadaşım 5 kat merdiveni rahat çıkıyor. Ben çıkamıyorum. 3 kilometre, 5 kilometre rahat yürüyor. Ben yürüyemiyorum. En önemli ölçü ve aslında teşhise giden yol hastanın kendini değerlendirmesinden geçiyor. Dolayısıyla tedavi ile ilgili geldiğimiz nokta oldukça iyi. Onu özellikle belirtmek isteriz. Bundan 5-10 yıl öncesine kadar son derece zor, uzun süren ve hastanede daha uzun yatmayı gerektiren müdahaleler söz konusuyken, ister bu anjiyografiyle olsun, ister cerrahiyle olsun, bugün hastalarımızın son derece yaygın problemlerini bugün müdahaleyi yapıp ertesi gün hastayı taburcu etme şeklinde çözebiliyoruz. Elbette bu konfor hastalarımızda şöyle bir yanılgıya yol açmamalı. Bu hastalık basit bir hastalık. Gittim bir günde tedavi oldum, çıktım. Elbette hastalığın süregen bir özelliği olduğunu bilmeli. Sigaramız devam ediyorsa, yaşam tarzımız devam ediyorsa, o hastalığın birkaç yıl içerisinde tekrar bizi hastaneye getireceğini aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. Bizim konforu bir yandan seviyoruz. Hekimler de seviyor, hastalar da seviyor. Eskiden şu kadar hastanede kalıyorduk, bugün kalmıyoruz. Eskiden şu kadar ağrı çekiyorduk, bugün çekmiyoruz. Bu iyi bir gelişme ama aynı zamanda ne yazık ki hastalarımız, ne olacak canım, tıkanırsa giderim, bir gün açtırırım, geri döner gibi bir algıya yol açıyor ki bu büyük bir yanılgı. Çünkü her bir başvuru aslında hastamızın kayıplarının, geri döndürülemez kayıplarının arttığını gösteren bir şey. Esat Hocam'ın da en başından belirttiği gibi, bizim hastalıklarımız apandisit ameliyatı gibi, safra kesesi ameliyatı gibi, ameliyatım oldum, ömür boyu bu iş kapandı durumu söz konusu değil bizim hastalıklarımızda. Bizim hastalıklarımız başladıktan sonra genellikle başlangıcı 20 yıl önceye dayanan, yani bizde hastalık oluştuğunda çoğunlukla 20 yıllık bir geçmişi var. Evet hocam. Sadece biz bugün tespit etmiş oluyoruz. Sonrasında da çoğunlukla devam eden ama uygun yaşam tarzıyla soğutulan, durdurulan ya da yavaşlatılan hastalıklar. Dolayısıyla tamamen ortadan kalkması çok mümkün değil. Bilinçli olmayı gerektiren bir hastalık grubu.
Teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı. Tabii ki kalp ihmale gelmez diyoruz bunun üzerine. Esat hocama hemen dönmek istiyorum ve sorularımıza devam ediyoruz. Hocam az önce bahsettiniz çalışan kalpte bypass ameliyatı yapıyoruz diye. Avrasya Hastanesi'nde uygulanan bypass ameliyatı yöntemlerinden bize kısaca bahseder misiniz? Ve bu ameliyat ortalama kaç saat sürer diye merak edenler var. Evet, Avrasya Hastanesi'ndeki daha önceki konuşmamda belirttiğim gibi yine pratiğimizin kalp cerrahisi pratiğimizin aşağı yukarı %60-70'ini bypass ameliyatları teşkil evet. ediyor. Ve biz bunların da yaklaşık olarak %50'sini atan kalp yöntemiyle yapıyoruz. Burada yine minimal invaziv yöntemle atan kalpte ameliyatlar yaptık, yapıyoruz, devam evet. ediyoruz. Yani küçük kesiyle veyahut da meme altı kesiyle de yapıyoruz. Standart bypass ameliyatlarında kullandığımız yöntem, yani çok damar, 4 damar, 5, burada biz 8 damara kadar bypass 8 yaptık. Damar. 8'li bypass. Bunlar da genellikle kalbi durdurarak kalp akciğer makinesini hastaya bağlayarak yapıyoruz. Bu yöntem ilk başlarda yani 1980'lerde kullanılmaya başlandığındaki o teknolojiyle bayağı riskli olan bir yöntemdi. Şimdi gelişen teknolojiyle bu yöntemin de artık bu yöntemde ki yani sakat kalım ölüm oranları falan oldukça düştü. Evet. Çok iyi bir şey duruma geldik. O noktada da. Ancak tabii bu yöntemle yaptığınızda gerek yoğun bakım kalış süreleri ve hastane kalış süreleri bir miktar daha uzayabiliyor. Normalde bir bypass ameliyatını bizim pratiğimizde uygulamamızda bir bypass ameliyatı için hastamızı ameliyat öncesi tetkikler açısından bir gün öncesinde yatırıp gerekli tetkikler ki bu tetkikler hastalarımızın tümünde akciğer fonksiyonları, böbrek fonksiyonları, diğer organ fonksiyonları, beyin damarlarının, beynin beslenmesi, Doppler ultrasonografiyle bakılarak bunlar yapılıyor. Eğer akciğerler açısından veya başka organlar açısından bir hazırlık gerekiyorsa, gerekli hazırlık sürecindeki tedavileri de tamamlandıktan sonra hastalarımızı ameliyat alıyoruz. Ameliyatlar genellikle bu 2 saat ile 8 saat arasında değişebilir. Ameliyatın boyutuna göre değişiyor. Burada oldukça kompleks ağır ameliyatları da yapıyoruz. Yani bugün birçok üniversite hastanesinde yapılmayan ameliyatlar burada yapılabiliyor. Bunun içinde büyük anevrizma ameliyatları, endokardit ameliyatları, kalp iltihaplanması ameliyatları, doğumsal kalp hastalıklarına ait ameliyatlar ki bunlarla ilgili olarak da sağ olsunlar bu konudaki sonuçlarımızın sonucu da yurt dışından da oldukça anlamlı miktarda evet. hasta gelip bize ameliyat oluyor hali hazırda. Evet. Peki hocam az önce dediğiniz yoğun bakım ve servis süreci bunlar ortalama kaç gün sürüyor bu ameliyat sonrasında? Şöyle genellikle hastalarımızın %95'i ameliyattan sonra bir gün yoğun bakımda bir kalıyorlar gün. Ortalama. 24 saat içerisinde servise çıkabilir duruma geliyorlar. Evet. Serviste de ortalama olarak 4 ya da 5 gün tutuyoruz standart ameliyatlarda. Evet. Daha sonrasında taburcu ediyoruz. Daha sonra birinci haftasında mutlaka bir kontrolümüz var. Birinci ay kontrolümüz var. Altıncı ay kontrol şeklinde. Yani biz hastayı nüfusumuza alıyoruz. Evet. Yani hasta ondan sonra mutlaka her türlü sorunda. Ali Zoh hocam da bilir. Evet. Böyle açık kalp ameliyatı yaptığımız hasta bizim nüfusumuza geçmiş gibidir. Aynen. Ve biz bundan da memnunuz tabii. Evet. Bütün ailesi geliyor ondan sonra abi. Evet, evet. Hele son yıllarda biliyorsunuz WhatsApp doktorluğu diye bir şey çıktı. Evet, online muayeneler. Yani ben günde 5-6 tane hastanın sonuçlarını WhatsApp'tan bakıp değerlendirmelerini yapıyoruz. Evet.
Sağ olsunlar. Onlar da bizi bırakmıyorlar. Evet, teşekkür ediyoruz buradan hepsine. Peki hocam şunu sormak istiyoruz. Merak edilenlerden birisi de bu. Bypass oldun, tamam bitti. Bypass değil, kesin çözüm değil dediğiniz değil, gibi. Evet, peki evet. Tekrarı hangi durumlarda gerekir bypass'ın? Şöyle, Habib hocam da çok yerinde ve haklı olarak değindiği gibi bu hastalık hani bir apandisit hastalığı veyahut da işte bir takım bir kere yapıp düzelttiğiniz hastalıklar gibi değil. Evet. Bu genetik kökeni olan bir hastalık olması sebebiyle ki Habib hocam da takdir eder %50-60 faktör, %50-60'ı genetik faktör bizim uğraştığımız hastalardaki hastalığın temel sebeplerinden bir tanesi. Genetik faktör durduğu sürece ateroskleroz yani damar sertliği devam ediyor. Hasta eğer preoperatif faktörler, ameliyat öncesi faktörler aynen devam ediyorsa, hasta için şartlar devam ediyorsa, o hayat tarzına devam ediyorsa, ameliyattan sonraki süreç de devam ediyor. Hani biz hasta için en uzun ve en kalıcı çözümü sağlamaya çalışıyoruz her zaman. Bypass ameliyatları için özellikle mümkün olduğu kadar çok hani o detayı da aslında bir açıklamak istiyorum. Evet. Bu genellikle bize sorulan sorulardan evet. Bir tanesi. Taktığınız damarları nereden alıyorsunuz? Göğüsten mi alıyorsunuz, ayaktan mı alıyorsunuz? Bu ne kadar dayanıyor şeklinde. Evet. Şimdi genellik son yıllarda bir özellikle 90'lı yıllardan sonra biz bunu gördük. Bu çalışmalar da bunu gösterdi. Göğüs içinde bulunan internal mamaryan arter dediğimiz veyahut da intratorasik arterlerden bir tanesi. Ne bypass'ta ki dünyada da bypass'ta ilk kullanılan damar budur. Evet. 1950'li yıllarda virüs kullanmıştı. Bu damarın en uzun açık kalan damar olduğu tespit edildi. Kanıtlandı. Yani binlerce hasta üzerindeki şeyden sonra biz evet. Bunu gördük. Bu damardan maalesef vücutta iki tane var. Sağda ve solda. Hı hı. Bir sağdaki bir soldaki. Evet. Mem altı damarı diyoruz. Evet. Ve bu damarları kullanma şeyimiz biz başlarda bir tanesini kullanalım. Diğerini yedek bırakalım. Görüşü vardı. Bir de her ikisini birden kullandığımızda öndeki kemik kesildiği için bunun iyileşmesi uzun zaman alıyordu her ikisini kullandığınızda. O yüzden yıllarca tek damar kullandık. Tek damar kullandık. Geri kalanlar ayaktan safen damar dediğimiz yani vena safena magna dediğimiz damarın uygun şartlarda çıkartılıp kalbe takılması şeklinde bu ameliyatlar yapıldı. Şimdi bu damarlardan ayaktaki damar kötü mü? Ayaktaki damar kötü değil. Evet. Şöyle, yapılan analizlere göre bugüne kadar ki işte bütün dünyada yapılan ameliyatların sonuçlarına baktığımız zaman genellikle 10 yıllık sonuçlar olarak değerlendiriyoruz. 10 yılda kullanılan internal mamaryan arter yani göğüs içi damarı kullanılan hastaların yaklaşık olarak %97'sinde bu damar 10 sene sonra açık bulunuyor. Açık kalıyor. Ayaktan alınan damar içinse bu oran %85 civarında. Bu da yine son derece iyi bir orandır. Ancak yine bu farktan dolayı son yıllarda son 10-15 yıldır biz mümkün olduğu kadar atar damar takma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle dominant damarlar veyahut da erken yaşta olan hastalarımızda mutlaka arteriyel atar damarla revaskülerizasyon, bypass ameliyatlarını yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, değerli hocamız Profesör Doktor Esat Akıncı, Profesör Doktor Ali Rıza Cener ve Doçent Doktor Habib Çile
Bugünkü yayınımıza göstermiş oldukları katkılardan, katılımlardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ekranların başında bizi izleyen, burada ameliyat olan hasta ve hasta yakınlarımızın teşekkür mesajları varmış. Tekrardan onlara buradan selamlarımızı iletiyoruz. Evet, hocalarımın da dediği gibi kalp ihmale gelmiyor. Lütfen bu konuda tedbirlerinizi alın diyoruz. Biz 7/24 hastanemizde bu süreçte hizmet veriyoruz diyoruz. Sizler de değerli hocalarımdan ve tüm branşlarımızdan randevu alabilirsiniz. 0212 665 5050 numaralı çağrı merkezimiz ya da online randevu hizmetimizden bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz. Kalbinizi bize emanet edebilirsiniz, bize güvenebilirsiniz diyoruz. Herkese sağlıklı bir gün diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanal 58 ekranlarında Avrasya Hastanesi'nde Şifa Kapısı programımız devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Bugün sizlerin de izlediği üzere kalp hastalıklarını konuştuk ve değerli hocalarımızdan doçent doktor Sayın Habibçil hocam, kardiyoloji doktorumuz bizlerle birlikteler. Konferansla ilgili neler söyleyecekler hocamdan dinliyoruz. Evet, bu pandemi süreci bize gerek sosyal medya platformları gerek diğer dijital platformların yoğun bir şekilde kullanımına imkan tanıdı. Evet. Ve bizi yönlendirdi adeta. Dolayısıyla hastaları bilgilendirme hususunda, farkındalık oluşturma hususunda bize oldukça faydalı oldu. Her ne kadar pandemiden şikayet etsek de bizi böyle bir yola ittiği için iyi bir sonuca varmamızı da sağladı. Dolayısıyla bugün kalp hastalıkları, tedavi yöntemleri, sebepleri konusunda kalp damar cerrahi bölümünden arkadaşlarımızla birlikte insanlarımıza, halkımıza bilgilendirme yönünde bir toplantı yaptık. Gayet verimli olduğunu umuyorum. Son derece ben de kendim de istifade ettim. Umuyorum hastalarımız da aynı şekilde hem bilgilerini artırma yönünde hem de mevcut hastalar, hastalıklarıyla ilgili giden süreci değerlendirme ve iyi yürütme noktasında faydalanmışlardır. Hastanemiz adına, kendi adımıza biz bundan şahsen mutluluk duyarız. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi'nde Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve programımızın ardından değerli hocalarımızın da görüşlerini alacağız. Profesör Doktor Esat Akıncı hocam ve Profesör Doktor Ali Rıza Ceren hocam neler söyleyecekler konferansımızla ilgili, kendilerinden dinliyoruz. Evet hocam. Teşekkür ederim. Bugün işte genel bir değerlendirme yaptık kalp hastalıklarıyla ilgili olarak, hem kardiyolog arkadaşımız hem biz cerrahlar olarak. Tabii burada önemli tabii ki konumuz Covid dönemi. Onunla ilgili de bayağı konuştuk. Buradaki bizim tavsiyemiz Covid'den dolayı hani kalp hastalığını ihmal etmeyelim. Kontrollerimize gelelim. Özellikle şu dönem zaten Covid şeyi sıklığı da azaldı. Evet. İşte aşılar da başlandı. Aşılar da başlandı. Bu arada aşılar için de özellikle söylüyorum, aşıların ile ilgili çok söylentiler var. İşte korkan insanlar var, yaptırmak istemeyen insanlar var. Bence aşı muhakkak yaptırmak lazım. Aşıdan başka çaremiz yok, başka yolumuz yok. Onu özellikle vurgulamak istiyorum. Onun dışında kalp hastalarını da ihmal etmesinler. Çünkü bundan dolayı da çok kaybettiğimiz hastalarımız oldu. Hem bizim kalp ameliyatı yaptığımız hastalar hem de işte riskli hasta gruplarının bizlere hem muayenelerine gelmelerini hem kontrol yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. İhmal etmeyin diyorum. Evet Esat hocam, siz neler söylersiniz? Yani Ali Rıza hocamın söylediklerinin tümüne aynıyla katılıyorum. Bu dönemde özellikle kalp hastaları, ameliyat olmuş hastalar veyahut da tanısı konulmuş, tedavisi devam eden, medikal ilaç tedavisi devam eden hastalar için ayrıcalıklı bir durum, dikkat etmeleri gerekiyor. Bir kere izolasyona mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü diğer genel topluma göre daha da risk altında bu COVID süreci nedeniyle. Yine Ali Rıza hocamın da belirttiği üzere mutlaka onların özellikle aşı olmaları lazım bir an önce. Onun dışında yaşam şeklini tabii ki bu COVID süreci değiştirdi. İnsanlar eve mahkum kaldı. Özellikle 65 yaş üzeri ki bizim büyük oranda hasta bizim... Hasta popülasyonun üstüne olduğu bir yaş grubu. Evet. Bizi kül aldı. Evet.
Hareketsizlikten dolayı ve de stres de tabii bunun içinde ayrı bir faktör. COVID'in yüklediği bir stres de var. Bütün bunlardan dolayı da biraz daha bizim açımızdan risk faktörleri bu dönemde arttı. Hareketsizlik, immobilizasyon burada çok ciddi bir sorun bu grup hastalar için. Özellikle 65 yaş üzeri. Eskiden normalde çıkıp sokakta, bahçesinde, ne bileyim, sitesinde dolaşıp hareketini, fiziksel aktivitesini yapan insanlar yapamaz duruma geldiler. Yapamıyorlar hakikaten. Çünkü sokağa çıkınca ceza yeme tehlikesi var. O sebepten. Ama yine de hareketsiz kalmamaları gerekiyor. Evet. Yani evde mutlaka yapabiliyorlarsa evin içinde belirli adım sayarak hatta yürüyüş yapsınlar. Alabiliyorlarsa bir tane bisiklet alsınlar. Mutlaka hareketlerini yapsınlar. Yani hareketsiz kalmamak önemli. Evet. Kilo almamak önemli. Şeker düzeylerini düzenlemek önemli. Bunları yaptıkları sürece bu süreci inşallah sorunsuz olarak atlatacağız diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederiz. Evet kıymetli Kanal 78 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Bugün de değerli kalp hocalarımız bizlerle birliktelerdi. Kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyoruz ve sizlerle Kanal 78 izleyenlerimize bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşçakalın, dostçakalın, saygı ve sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Avrasya Hastanesi Şifa Kapısı programımız devam ediyor. Ve hastanemizin önemli isimlerinden değerli hocam İbrahim Uğurlu hocam bizlerle birlikteler ve programımızın moderatörü Gülay bizlerle birlikteler. Bu güzel programla ilgili neler söyleyecekler gönülden de dinleyelim. Kıymetli hocamızdan da dinleyelim. Yine çok verimli bir program oldu hocam. Evet, bugün kalp sağlığı konusunda kalbin derinliklerine inildi. O kalbin mistik alanlarına inildi. Bu panellerimiz sağlıkta okur yazarlığı geliştirme konusunda Sağlık Bakanlığı'nın amaçları doğrultusunda yaptığımız bir şey. Bugün bu paneli dinlerken hekimlerimizin bazı konularda 20 yıl önceden hazırlıklı olmamız gerektiğini, farkında olmamız gerektiği konusundaki siz gazeteciler için manşetlik en azından 5-6 tane konular, konu başlıkları sizlere sundular. Ve çok net, anlaşılır, sade bir dille anlatıldı. Bu bir bilim adamları için, bilim insanları için kolay bir iş değil. Halkımızın anlayacağı dille anlatıldı. Evet, kalbimizin derinliklerine inip kontrol noktasına bugün biraz daha farkında olmuş olduk. Evet, bunun için demek ki hem iyi bir altyapı gerekiyor, hem iyi bir ekip gerekiyor, artı çağa ve teknolojiye uymak gerekiyor. Ne kadar milattan önce milattan sonra gibi bir 5 yıllık 10 yıllık değişimlerin bu farkını hocalarımızın dillerinden dinlemiş olduk. Bu programı halkımız izlerse bir fırsatı kaçırmamış olurlar. Evet, tabii ekipteydiniz. O ekibin güzel parçalarından kıymetli Gönül bizlerle birlikteler. Hastanemizin idare amiri ve her haftada yoğun bir şekilde programa güzelce hazırlanırken izleyenlerimize de o güzel diksiyonuyla da sunumlar yapıyor. Ben bu anlamda çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, sizlerin huzurunda ayrıca gönülden ve yürekten teşekkür ediyorum. Sadece bu değil, bir hafta boyu hekimlerle görüşerek bu programın hazırlanmasında halkımızdan gelen soruları inceleyerek güzel bir program yapıyor. Keyifli bir program oluyor. Keyifli bir program yapıyor.
Çok teşekkür ederim. Umarım izleyenler de beğeniyordur. Evet, Kanal 58 vesilesiyle de biz de bu yaptığımız panellerimizi birçok insana ulaştırıyoruz. İzleyenlerimiz var çok fazla sayıda. Milyonlar ulaştırıyoruz. Hastalarımızın sizlere de bu noktada teşekkür ediyoruz. Ve özellikle de Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Operatör Doktor Hüseyin Uğurlu da Türkiye'nin bu konuda kardiyolojide ve kalp ve damar cerrahisinde tanınmış önemli isimlerini hastanesinde bir araya getirdiği için ve insanlara hizmet sunduğu için bu konuda da tabii ki tüm hastalar adına teşekkür edelim. Çünkü bu konuda gerçek anlamda videolarda da izlettik panelimizde. Hastalarımızın gözlerinden o duyguyu hissetmek çok önemli. Biz bunu burada birçok hastamızın gözünde görebiliyoruz ve yaptığımız işin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar çok insana dokunabildiğimizi görmek de ayrı bir mutluluk veriyor. Tercih edilirlik tabii ki bu noktada önemli bir yerde ve Avrasya Hastanesi de bu konuda gerçekten referans gösterilecek Türkiye'de ve yurt dışında çok önemli noktaya gelmiş hastanelerden belki de İlklerinden diyebiliriz. Kardiyolojiye biz çok önem veriyoruz. Hem gerekli teknolojik donanımlar için hem de medikal kadromuzda bu birliği sağlamak için. Çok önemli bilim insanlarımızı. Evet, bu konuda da hassasiyetle insanların kalbine dokunurken bunlara çok önem verdiğimizi de bilmelerini istiyoruz. Ve ilk defa kalp konseyi de hastanemizde kuruldu. Evet, kalp konseylerimizi gerçekleştiriyoruz. Büyük birçok kalp ameliyatları gerçekleşiyor ya da cerrahi girişimler gerçekleşiyor. Bunlarda da alınan kararlarda doktorlarımızın bir araya gelmesi çok önemli. Bu konsey de birçok yerde yapılmıyor. Belki de Avrasya Hastanesi'nde yapılıyor. Buradan tüm emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. İzleyenlere teşekkür ediyoruz ve tekrar hatırlatıyoruz. Özellikle de pandemi sürecinde biz buna değinmek istedik. Çünkü hep vurguladığımız bir şey vardı. Kalbinizi ihmal etmeyin dedik. Lütfen kalp kontrollerinizi yaptırın. Biz 7/24 hizmet vermeye, tüm tedbirleri alarak da gerekli hijyen kuralları doğrultusunda da bu konuda hassasiyetle hizmet veriyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.